Uzaktan baktığınızda milyarder bir iş insanının sahip olduğu Gulfstream G550 iş jetinden pek bir farkı yokmuş gibi görünüyor ama sizi uyarıyorum. Oron, İsrail'in sahip olduğu en pahalı sistem. Sakın görünüşüne aldanmayın. Oron ya da imalatçısı Elta'nın ona verdiği isimle Mars 2. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu bir kısaltma ve Mission Airborne Reconnaissance Science and Surveillance System kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Çok görevli havadan keşif ve gözetleme sistemi olarak çevirirsek hata yapmış olmayız. Yakın zamanda çıkan haberlerde fiyatının en aşağı 1 milyar dolar olduğu yazıldı. Yazıldı diyorum çünkü uçak basına ilk kez Nisan 2021'de tanıtıldı. Test uçuşlarına ise Eylül 2023'te başladı. Uçak henüz testleri bitirmeden savaş uçuşlarına başladı. Bu nasıl oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Ama sadece bu da değil. Bu uçak hakkında gri kalan çok şey var. 6. ayını geride bıraktığımız savaşta oldukça kritik görevler icra ettiği konuşulan bu uçağı yakından tanıyalım istedik. İran'ın İsrail'e karşı yaptığı misillemedeki rolü ne? İsrail'in Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlara yaptığı saldırılarda payı var mı? İsrail Savunma Bakanlığı'nın kendi türünde dünyanın en gelişmiş uçağı olarak nitelendirdiği Oron, bölgeye yakın tüm ülkelerde gözetleme yapabiliyor mu? Bu ve bunun gibi pek çok soruya cevap aradığımız yeni envanter bölümümüz başlıyor. Abone olmayanlar abone olduysa başlayalım. Aslında az önce izlediğiniz giriş kısmı bile Oron'un ne kadar iddialı bir uçak olduğunu anlatan türden. Milyar dolarlık etiket fiyatı değil onu öne çıkaran. Oron aynı zamanda zamanda farklı görevleri bir arada yapabiliyor. İsminde yer alan çoklu görev ibaresi de buna atıfta bulunuyor. İstihbarat, keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra havadan erken ihbar uçağı olarak görev yapabiliyor. Aslında iki uçağın yaptığı işi yapıyor. İbranice ismiyle Shavit Resmi olarak ELI-3001 olarak bilinen istihbarat, keşif ve gözetleme uçağıyla EITAM lakabıyla bilinen ELW-2085 havadan erken ihbar uçaklarının yerini alması planlanıyor. Hepimiz iki resim arasındaki yedi farkı bulduğumuz bulmacaları hatırlarız. Bulmacanın temelinde birbirinin aynısı zannettiğimiz ama çok küçük farklarla birbirinden ayrılan iki resim olur. Şavit, EITAM ve Oron uçakları arasında dışarıdan baktığınız zaman birbirine benzetmeniz çok doğal. Hele ki EITAM ile Oron neredeyse tıpkısının aynısı diyebileceğimiz türden. Bunun en önemli nedeni 3 uçağında Gulfstream G550 platformunu kullanıyor olması. Bu durum neden Gulfstream 550 sorusunda beraberinde getiriyor. İsrail 80'li yılların sonunda ELM 2075 Falcon sistemini geliştirmeye başladı. Bu sistem için İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Elta Elektronik şirketleri güç birliğine gitti. Uçağın hem havadan erken ihbar uçağı hem de gözetleme uçağı olması isteniyordu. Gövde olarak Boeing imalatı 707 707 67 ve 747 uçakları kullanılabilecekti. İsrail ve uçağın tek müşterisi olan Şili 707 gövdesini kullanmayı tercih etti. Ne de olsa 707 uçakları pek çok hava yolu şirketi tarafından kullanımdan kaldırılıyor olsa da hala daha askeri amaçlarla kullanılmaya devam ediyordu. NATO'nun en önemli havadan erken ihbar uçağı olan E3 Sentry de bu gövdeyi kullanıyordu. Bu büyük ve eski yolcu uçakları ticari olarak ekonomik olmasalar da askeri olarak havadan erken ihbar ve istihbarat görevleri için olmazsa olmaz denilecek iki özelliğe sahip. Birincisi uzun menzilleri. Gerek elektronik istihbarat uçakları, gerekse havadan erken uyarı uçakları yaptıkları görev gereği nadiren A noktasından B noktasına uzun menzilli uçuş yapar. O zaman uzun menzile neden ihtiyaç var diye düşünmeyin. Bu uçaklar görevlerinin doğası gereği gökyüzünde önceden belirlenen sabit konumda tıpkı nöbet tutan bir asker gibi bekler. Bu da uçakların aynı bölgede saatlerce daire çizmesi anlamına gelir. Hal böyle olunca uçağın bu kadar uzun süre havada kalabilmesi ve hedef noktayı tarayabilmesi için menzilinin de yüksek olması gerekiyor. Gelelim büyük uçakların avantajlı olduğu ikinci konuya. Bu uçaklar çok sayıda personeli ve elektronik sistemi alabilecek kadar büyük hacimli olmalı. Hepimizin bildiği gibi bilgisayarlar bir zamanlar oda boyutundaydı. Şimdi neredeyse hepsi cebimize girecek kadar küçüldüler, değil mi? Benzer bir durum havacılıkta da yaşandı. Gelişen teknolojiyle birlikte elektronik cihazlar çok küçük bir hacme sığmaya başladı. Bu dönüşümle birlikte büyük gövdeli uçaklara ihtiyaç azaldı. Gulfstream 550 serisi işjetleri 12.500 kilometrelik uzun bir menzile sahip. 11 saat havada kalabiliyor. 12.500 metre irtifada uçabilir. Rakamlardan da fark ettiğiniz üzere işjetlerinin uzun menzilleri, istihbarat, keşif, gözetleme görevinin gerektirdiği uzun sürede havada kalabilme kriterini fazlasıyla karşılıyor. Artık 3 uçaktan da neden aynı gövdenin kullanıldığını bildiğimize göre Şavit, Eitan ve Oron arasındaki farklardan bahsedelim. Şavit, Gulfstream gövdesini kullanan ilk uçaktı. 3 adet Gulfstream Iş jeti Amerika'dan sipariş edildi. Bu sayede İsrail keşif, gözetleme ve istihbarat uçağını imal etmeye başladı. Böyle söyleyince çok çekici gelmedi değil mi? O zaman cümleyi biraz değiştirip şöyle kuralım. İsrail 3 adet iş jetini casus uçağı çevirmek üzere Amerika'dan satın aldı. Eh şimdi daha iyi durdu gibi. Devam edelim. Şavit bir sinyal istihbarat uçağı. İngilizce SIGINT denilen bu görevden biraz bahsetmek gerek. Bu uçak sahip olduğu güçlü elektronik cihazlar vasıtasıyla herhangi bir sinyalin uzaklığını, konumunu, kiminle haberleştiğini bulabilir. Hatta bu sinyallerin hareketlerini izleyebilir. İsterseniz biraz daha somutlaştıralım. Şimdi cephede ilerleyen bir tank kolu hayal edin. Komutan telsizden bütün tanklara emir veriyor. Bunun karşılığında bütün tanklar komutana emredersiniz diyor. İşte birkaç saniyelik bu süreç Şavit için yeterli oluyor. Tankların sayısını Konumunu ve hareketlerini öğrenmesi çok kolay. Şavit sadece kara hedeflerini değil, deniz ve hava hedeflerinin de elektronik sinyallerini dinleyebiliyor. Üstüne üstlük sahip olduğu değişik radarlar vasıtasıyla yeryüzünün haritasını çıkartabiliyor. Burada bir parantez açalım. Gerek elektronik harp cihazları, gerek diğer bazı askeri elektronik cihazlar genelde sistemin en pahalı ürünleri oluyor. Çünkü bahsettiğimiz parçaların katma değeri çok çok yüksek. Hal böyleyken üreticiler uçağı içinde elektronikler olmadan satmak istemiyor. Çünkü parayı asıl kazanacakları yer bu elektronik sistemler. Ama Amerika bir ülke için bu durumu istisna olarak görebiliyor. Sizce hangi ülke? Evet, tam üzerine bastınız. Tabii ki İsrail. Söz konusu elektronik sistemler olduğu zaman İsrail oldum olası başarılı bir performans sergilemiştir. Tabii bunun arkasında teknoloji transferini de içeren güçlü bir işbirliği söz konusu. Örneğin İsrail'in Amerika'dan aldığı F-16'lar boş olarak nitelendirebileceğimiz durumda. Aldıkları uçaklara kendi sistemlerini entegre ediyorlar. Bu sayede İsrail telefon altıları Suriye hava sahasını elini kolunu sallayarak girip çıkabiliyor. İsrail ve Amerika arasındaki savunma ilişkisine tekrar değineceğiz. Şimdilik kaldığımız yerden devam edelim. Şavit'in ardından Eitan projesi başladı. İki projeyi kardeş olarak nitelendirmek yanlış olmaz. İlk Şavit uçağı göklerle buluştuğu zaman Eitan uçağı donatılmaya başlanmıştı. Eitan havadan erken ihbar uçağı olarak düşünüldü. Bu nedenle toplamda 4 adet AESA radar taşıyor. Gövdenin iki yanında L-band AESA radar bulunuyor. Ayrıca uçağın kuyruk ve burun kısmında 2 adet S-band AESA radar bulunuyor. Dost düşman tanıma sistemlerinden tutun, iletişim sistemlerine kadar pek çok elektronik cihazla donatılan uçak 360 derece tarama yapabiliyor. 450 kilometre yarı çapındaki bine yakın hedefi takip edebiliyor. Yüksek öncelikli hedefleri 2 ila 4 saniyede bir tarayarak güncelliyor. 9 saat havada kalabilen Eitan 2 pilot tarafından uçuruluyor. Elektronik konsolların dışında Şavit'te olduğu gibi 6 personel bulunuyor. İsrail Hava Kuvvetleri'nin envanterinin 2 adet Eitan uçağı var. Eitan için ihracat kısmına da bir parantez açmak şart. İtalya ve Singapur eskiyen havadan erken ihbar uçaklarını Eitan uçağıyla değiştirdi. Singapur tek bir uçak için 375 milyon dolar ödedi. Gulfstream uçaklarının tanesi 40 milyon dolar. Varın hesabı siz yapın. Gelelim Oron'a. İsrail'in çok fazla övündüğü, dünyada bu sınıfta daha iyisi yok dediği ve üretim sürecinde yer alan İsrailli komutanların saniyeler içinde binlerce hedefi nasıl ortaya çıkaracağını yapacağını bilen bir makine yarattık dediği Oron. Oron dışarıdan bakıldığında Eitan'a benziyor. Bunun nedenlerinden biri aynı L ve S band ASA radarlara sahip olmaları. Ancak Oron'da kullanılan radarların daha gelişmiş olduğunu belirtelim. Ayrıca Oron çok sayıda gelişmiş iletişim antenine sahip. Sinyal istihbaratı için kullanılan pek çok anteni ve konsolda gövdesinde barındırıyor. Oron'un içerisinde 6 kişilik mürettebatı ek olarak kesinlikle açıklanmayan sayıda istihbarat yetkilisi de uçakla görev yapıyor. Aslında Oron'un içi tam anlamıyla ile bir operasyon odasına dönüşüyor. İsrailli yetkililer Oron'un geliştirilme sürecinde eşi benzeri görülmemiş bir işbirliği ve uyumun yaşandığını dile getiriyor. İsrail kara kuvvetleri hava kuvvetleri, donanması ve askeri istihbaratı baş başa vermiş ve ortaya herkesin memnun eden bu uçak çıkmış. Tel Aviv yönetimi belki de bu nedenle Oron'u sadece İsrail hava kuvvetleri için değil, İsrail silahlı kuvvetlerinin tamamı için stratejik olarak tanımlıyor. Oron aynı zamanda kendi yapay zekasına sahip. Binlerce tehdidi algılayabiliyor. Onları değerlendiriyor ve tehditleri öncelik sıralamasına göre sıralıyor. Binlerce kilometre kare alanda tarama yapabiliyor. Harita çıkarabiliyor. Elektrooptik sensörleri var ve kendi öz savunmasını yapabiliyor. Oron, Shavit ve Eitan İsrail Hava Kuvvetlerinin 122. filosu tarafından uçuruluyor. Negev Çölü'nde bulunan Nevatim üssünde konuşlu olan filo özel görevlerle donatılmış bir filo. Pilotlar basına konuştuğu zaman ya bir mahlas ya da sadece rütbe kullanıyor. Gizliğe son derece önem veriliyor. Nevatim üssü İsrail'in F-35 uçaklarına da ev sahipliği yapıyor. Üssün İsrail nükleer santrali Dimona'ya çok yakın olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Oron ilk uçuşunu Hamas'ın 7 Ekim saldırısından hemen önce yaptı. Test uçuşları bitirilemeden gerçek harp sahasında görev aldı. Her biri 5 ila 10 saat arasında süren yüzden fazla savaş görevinde uçtu. Bildiğiniz üzere kısa süre önce İsrail Hava Kuvvetleri Suriye'de bulunan İran'ın diplomatik binasını içeride üst düzey askeri ve diplomatik yetkililer varken vurdu. Savaş sebebi sayılan bu hareket karşısında herkes İran'ın vereceği tepkiye odaklandı. Amerika'dan İran'a açıkça sakın İsrail'i vurmayın çağrısı yapıldı. Amerikan Başkanı Biden her ne pahasına olursa olsun İsrail'i koruyacağız dedi. Derken uluslararası ajanslara son dakika haberler düşmeye başladı. İran yüzlerce kamikaze İHA'yı İsrail'e doğru ateşlemişti. Sadece bu da değil. Seyir füzeleri ve hatta balistik füzelerin de dahil olduğu 320 farklı mühimmat yola çıkmıştı. İsrail Hava Kuvvetleri, Amerikan Hava Kuvvetleri, Amerikan donanması ve çok sayıda askeri birim kırmızı alarma geçti. Ürdün'de kendi hava sahası üzerinden geçen hava araçlarını düşüreceğini açıkladı. İran'ın gönderdiği yavaş uçan şahit İHA'lar ve avcı uçakları arasında gökyüzünde bir savaş başladı. Bu savaşın orkestra şefi Oron'du. İsrail Hava Kuvvetleri'nden binbaşı ne? O gece yaşananları şöyle anlatıyor. Gökyüzünde bir yerlerde stratejik bir yere konumlandık bilgisayar oyunu gibiydi. Her şeyi ilk gören ve farkına varan bizdik. Yaklaşık 20 yıldır uçuyorum ve hiç bu kadar anlamlı bir görevde bulunduğumu hatırlamıyorum. Avcı pilotlarına tehditlerin yerlerini ve önceliklerini söyledik. İsrail basınında çıkan haberlere göre Oron'un verdiği istihbaratla Beyrut'un kalbinde dahi ya da kıdemli Hizbullah yetkilileri araç içerisinde vuruldu. İsrail askerleri Cenin'de bir tutuklama yaparken o göreve havadan dahil oldu. O sırada refahta bulunan kıdemli bir Hamas yetkilisinin de hareketlerini takip edebiliyor. Yemen'den fırlatılan bir balistik füzeyi görebiliyor. Irak veya Suriye'de Hizbullah ve Hamas'a silah taşıyan bir konvoy tespit edebiliyor. Bunların hepsini tek bir görev esnasında yapabiliyor. Donanma gemileriyle, uçaklarla hatta denizaltı gemileriyle birlikte ortak operasyon icra edebiliyor. İsrail'in kaç adet Oron uçağını envanterine almak istediği bilinmiyor. Ellerinde 3 adet Şavit ve 2 adet Eytam uçağı olduğu açık kaynaklarda yazıyor. Muhtemelen 1 ya da 2 uçağı daha envanterine alacağını tahmin etmek güç değil. Oron'un elektronik karıştırma yapıp yapamadığına dair net bir bilgi yok. Ancak bu kabiliyeti olması kuvvetle muhtemelen temel. İstihbarat jargonunda kimi durumlar için kullanılan bunu ne inkar edebilirim ne de kabul ederim cümlesi Oron'un elektronik harp yapıp yapamayacağı konusunda da kullanılıyor. İsrail'in bu bilinmez uçağının üzerindeki sistemler onu görüntülemek isteyenlerin de kafasını karıştıracak türden. Oron kendisini uçtuğu yerden çok farklı bir bölgede gösterebiliyor ya da aynı anda birden fazla yerde görünüyor algısı oluşturabiliyor. Daha net bir ifadeyle söylemek gerekirse elinizde elektronik karıştırmalara karşı dayanıklı bir radar sisteminiz yoksa Oron fark etmeniz ya da yerini tam olarak tespit edebilmeniz gerçekten çok zor. Gerek İngiliz gerekse İsrail basınında Oron için hayalet uçak tabiri kullanılıyor. Bunun biraz abartılı olduğunu düşünsek de binlerce kilometre öteden çok farklı hedefleri anlık takip edebilmesi, içindeki yüzlerce milyon değerinde elektronik cihazların olması ve kullandığı yapay zeka onu fazlasıyla öne çıkan bir uçak haline getiriyor. İsrailli yetkililerin eğer İran bize saldırırsa bizim de onları bekleyen çok önemli bir sürprizimiz var dediği dün gibi hatırlıyoruz. Bu sürprizlerden birinin Oron olduğunu söylemek zor değil. Oron'u İsrail'in sadece İran, Hamas ya da Hizbullah için kullanmasını beklemek biraz saflık olur. Projede yer alan üst düzey bir askeri ismin İsrail'le doğrudan sınırı olmayan ülkelere de üstünlüğümüzü ve yeteneklerimizi gösterebilecek bir uçağımız var dediğini unutmamak gerek. Geldik bir videonun daha sonuna. Siz de konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Envanter serisinin yeni bölümü lerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uzaktan baktığınızda milyarder bir iş insanının sahip olduğu Gulf Stream G550 iş jetinden pek bir farkı yokmuş gibi görünüyor ama sizi uyarıyorum. Oron, İsrail'in sahip olduğu en pahalı sistem. Oron ya da imalatçısı Elta'nın ona verdiği isimle Mars 2.